Yaz tutan insanlar ve toplumlar için ortaya atılmış bir teori var. Yaz tutma dönemini 5 aşamaya ayırıyor. İlk aşama inkar dönemi. Genelde öncelikli tepki felaketin boyutuna ya da kendi başına geldiğine inanmamak oluyor. İkinci aşama öfke dönemi. Acıyla baş etmenin bir yöntemi bu. Görünen o ki yaz tutan Türkiye şu anda tam da bu aşamada öfkenin hedefinde aslında geç kalan devlet eli var ama ona öfkelenmenin bedeli ağır. Çürük binaları yapıp satanlara öfkelenmek de işe yaramıyor çünkü orada suç ortağı çok. Binaları yapanlar kadar onaylayanların, satın alanların, af çıkaranların da sorumluluğu var. O yüzden öfke daha kolay hedeflere yöneliyor. Deprem bölgesinde hırsızlık yapanlara, yağmacılara, sığınmacılara İlk dört gün bir umutla yardım bekleyenler beşinci günden itibaren ölüme terk edilmenin öfkesini onlardan çıkarıyor. Teoriye göre bir süre sonra bu öfke dinecek, ortalık sakinleşecek ve pazarlık aşaması başlayacak. Büyük felaketi yaşayanlar hayata tutunmanın, yeni bir hayat kurmanın yollarını arayacak. Hesap soracak, yardım isteyecek, destek arayışına girişecekler. Zaten ağır bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye'nin onlara ne kadar yardım ile uzatabileceği şüpheli. Hükümet yeni konut, iş imkanı, sosyal yardım, ekonomik destek için ağır bir baskı altına girecek. Yasın 5 evresi evresi teorisi bundan sonraki aşamayı depresyon dönemi diye tanımlıyor. İnkarın bittiği, öfkenin dindiği, beklentilerin azaldığı bir dönem bu. Acı gerçekle yüzleşme dönemi. Artık eski şehriniz, eviniz, yakınlarınız yok. Dönüş umudu da yok. Bunun yarattığı ruhsal çöküntü çok ağır olabilir. Ve son aşama, kabullenme. Yeniden hayata dönme mecburiyetinin anlaşıldığı dönem. Tekrar dışa dönüş ve çevreyle iletişim. Bütün bu psikolojik süreçlerin siyasal ve toplumsal karşılıkları da var elbet. Ama şu an için önemli olan milyonlarca depremzedenin öfkesini yatıştırmasına, hayata tutunmasına, depresyonu atlatmasına yardımcı olacak bir dayanışma seferberliği